sürdürdükleri ev sahibi ülkelerinin toplumsal hayatın gelişimine katkıda bulunmaya gayret eden göçmen, mülteci gruplar için insan hakları ve özellikle ayrımcılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve hoşgörüsüzlük gibi önemli konularda siz konuklarımızı bilgilendirmek amacıyla bir konuşmacı davet etmek istedik. Bu konuda konuşmacı olarak konusunda uzman olan Sayın Müsteşarımız Alp Bey'i Stockholm Büyükelçiliği vasıtasıyla davet ettik ve davetimize icap ettiler. Stockholm Büyükelçiliğimize konuşmacıya ve siz değerli katılımcılara destek ve katılımınızdan dolayı sağ olun diyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Seminerin faydalı olmasını temenni ediyoruz. Sözü önce Volbigor İslam Gençlik ve Kültür Derneği Başkanı Sayın Galip Bozkurt'a veriyorum. Daha sonra seminerimizin ana konuşmacısı. Entegrasyonla ilgili bir çalışma da sayılabilir. Muhterem kardeşlerim, Volbigor İslam Cemiyeti olarak 1991'den bu yana bulunmaktayız. Şimdi çalışmalarımız gitgide büyümekte, ilerlemekte. Biz 3,5-4 seneden beri aldığımız bir kararla bir projeyi başlattık. Bu proje burada bizim insanlarımızın bir kültür merkezine, bir külliyeye ihtiyaç olduğunu, bunun yapılması gerektiğini böyle gördük, müşahede ettik. Yine her ne kadar canımız varsa da bunların eğer dikkatli bir müşahedeyle izlenirse yeterli olmadığı görülür. Ve bizim bu toplumumuzda da bu doktor meclisinde yaşadığı Müslüman toplumu 4000 Müslüman var. Vorbi'de. Vorbi'nin çevresini sayarsak gelip gidenlerle beraber 6000. Fitte'yi katarsak, başkalarını katarsak bu daha çok rakam diyor. Bütün bu dünyada 16.000 üzerinde Müslüman var. Bu dünyanın nüfusu 101.000'e yakın. Dolayısıyla 4.000'in üzerinde Müslümanın yaşadığı bir Volbigor'da bir küçük 30 yıldır İsveç'teyim. Bunların kullandığı pedagojiye hayran. Ama vallahi biz onlardan daha çok şey biliyoruz. Çok şey biliyoruz. Biz öğretiyoruz onlara. Bunu ben şahsen yani inanarak, görerek, tecrübeli bir adam olarak söylüyorum. Bizim camiler eğer kültür hizmetiyle beraber yürümezse o cami fonksiyon icra edemez. Kalır, minaresi boş kalır. Kubbesi boş kalır, içerisi boş kalır. 100 tane ezan okur, para etmez. Oraya eğitim nedir? Eğitimin ham maddesi gençlerdir, çocuklardır. Gençlerin olmadığı, çocukların olmadığı bir yerde eğitimden söz etmek mümkün değildir. Sen çocuklarını tutabiliyorsan entegreyi sağlarsın, çocuklarını tutamıyorsan asimilesin. Asimile olursun. Muhterem kardeşlerim, vaktinizi almak istemiyorum. Bu cami şimdiye kadar 4 sene yakındır devam ediyor. Biz Allah'ın izniyle Mayıs'ta, belki işte yazın, yani program böyle şu andaki gibi giderse Mayıs'ta yani aşağı yukarı planımıza göre temel atıyoruz. 3 katlı bir cami. Minaresi var, kubbesi var. Kadınların yeri tamamen ayrı, girişleri ayrı. Taziye yerleri ayrı. Sohbet yerleri, kütüphanesi var. Kocaman bir düğün salonu var. Yemekhanesi var, sınıfları var. Cimnastik yeri var. Sadece içinde yüzme havuzu yok. Başka bir şey yok. Bir şeyler bilmiyoruz ama bu konuda size olan ihtiyacımız baki. Size hem birey olarak hem derneklerimiz, sevgili başkanlarımız, hem ileri gelenlerimiz, büyüklerimiz, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, her birimizin söyledikleri bizim için altın değerinde. Çünkü ancak böyle öğreniyoruz. Yoksa diplomatlık ayrı bir sanat, onu yapılır, o önemli değil. Ama buradaki benim 150 bin civarında olduğumu düşündüğüm Türkiye sınırları içinden gelmiş insanımızın neler çektiğini veya neler yaptığını
çok da yakından takip etmemiz için size ihtiyacımız var. O yüzden çeşitli konularda bu son dönemde büyükelçilik olarak yanınıza gelmek çok istiyoruz. Bunda bazen başarılı olamıyoruz. Ama denemeye devam ediyoruz. Örneğin, lütfen bunu hani konuyu dağıtmadan baştan söylemek istediğim için bunları söylüyorum. Örneğin konsolosluk şubemizde bir sürü sizlerin, esas sizi çok yakından ilgilendiren bir sürü işlem var. Her seferinde bunlarda kurallar geliyor. Bizim konsolosluk şubemizde çeşitli sıkıntılar oluyor. Birçoğunuz kızıyorsunuz. Bizim o konularda derslerimiz de var. Bunları konuşmak için en son yaklaşık 15-20 gün önce sevgili birinci müsteşarımız Cengiz Bey, konsolosluk görevlilerimizden birkaç kişiyle birlikte Göteborg Malmö'ye gitti. Tamamen Büyükelçiliğin inisiyatifiyle. Belli başarısı, belli başarısızlıkları oldu ama orada insanlarımızla konuşmaya çalıştık. İlgi o kadar fazla değil. Peki niçin kendi inisiyatifimizle gittik? Çünkü birçok federasyonumuza, dernek demiyorum, öncelikle federasyonlarımızla sohbet halindeyiz. Daha kolay oluyor, daha kapsayıcı olduklarını düşündüğümüz için. Biz bunu bayağı bir önce teklif etmiştik. Ne olur çağırın demiştik. Ya 10 kişi de olsanız çağırın, bizden bir kişi gelir veya 10 kişi gelir ama herhangi bir konsolosluk işini size anlatalım, yerinde anlatalım. Bize yerinde sorun. Fakat böyle bir davet derneklerimizden, federasyonlarımızdan o dönem almadığımız için hadi biz gidelim dedik. Bazen de öyle yapacağız. Bu konuda bizim başka bir kaygı noktamız. Az sonra size açıklayacağım. Bence en görünürdeki etkilenebilir toplum olarak Türk toplumunu çok yakından takip etmesi gereken bu ülkede dahi Avrupa'nın birçok başka ülkesinde başka sorunlar var. Bu ülke o yönden çok avantajlı bir ülke. Birçok anlamda çok büyük sıkıntılar bizim insanımıza yaratmayan bir ülke. Kültüründen, sisteminden, geleneğinden gelir. Ama bu ülkede de sonuçta bütün Avrupa'da olduğu gibi gözle görülür bir eğilim var. Az sonra bahsedeceğim. O konuda da sizin yardımınıza ihtiyacımız olacak. Yani en güzel onlar biliyor. Bize de öğretmeye çalışıyorlar. Halbuki birazcık şöyle baktığımızda, kendi tarihimizde, kendi coğrafyamıza baktığımızda bu işin doğum yeri yine her birçok şeyde olduğu gibi bizim coğrafyamızdır. Öncelikle kendi dinimiz. Diğer dinlerde olduğu gibi aslında ama bizim son dinimiz de vardır. Zaten haklar. Kendi coğrafyamızda biz yüzyıllardır hep birlikte bir arada yaşamışız. Çocuğumuza ona göre bakmışız. Eşimizle ona göre yaşamışız. Dolayısıyla bizim de kendimize ait hatta bence onları da öğretebileceğimiz müthiş bir insan hakları külliyemiz var. Dolayısıyla bunun sahipliğini başkalarına bırakmama hakkımız da var. Kimsenin sahibi olmadığı bir insan haklarıdır gider. Fakat bu haklarımızda belki eksikliğimiz şu ki, haklarımızın neler olduğunu ne kendi ülkemizde çok iyi biliriz, ne de burada bu kadar yıldır yaşayıp artık torunlarımızın baktığımız bu ülkede de ne hakkımızın olduğunu, nasıl bakacağımızı çok da bilmeyiz. İşte bunu birazcık olsun gidelim karşılıklı sohbetlerle neye dikkat edebiliriz ona bakmak. Belki bir ikinci beylik laf da arkasından gelebilir. O da sizler çok daha iyi belki yaşıyorsunuz. Onu bilemiyorum. Ama biz buradaki diplomatlar, büyükelçilik mevzuları olarak şöyle gazetelere baktığımızda Türkiye'miz hakkında ki Avrupa'da en iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülkedeyiz. Şu anda Türkiye hükümetiyle İsveç hükümeti arasındaki ilişkilerimiz en güzel, en keyifli döneminde. Ama ona rağmen normal İsveç halkının okuduğu gazetelere baktığımızda, televizyona baktığımızda veya çocuklarımıza belki okullarda söylenen veya üniversiteli gençlerimize söylenen Türkiye hakkında sürekli eleştirilmiş. Türkiye'de haklar, insan hakları, demokrasi yok. Bu konuları da sizlerle belki ayrı sohbetlerde daha ayrıntılı muhakkak ele almak lazımdır. Başımız o kadar da öne eğilmemeli. Çünkü bizim ülkemizde çok önemli bir süredir, en az 15 yıldır ama özellikle son 12-13 yıldır
çok ciddi bir kabuk değişimi yaşanmak. İnsanımız değişmekte. Siz değişmektesiniz ve en son belki ama biz değişmekteyiz. Kamu görevlileri olarak. Kabuk çok güzel değişiyor. Bu tabii ki şu anda hükümetimizle bağlantılı ama bu kabuk inşallah öyle güzel değişiyor ki bundan sonra hangi hükümet gelirse de biz artık ne istediğimizi ne hak ettiğimizi biliyor olacağız zaten. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyor olacağız. Hükümetimizi eleştiren muhakkak olur. Her ülkede muhakkak eleştirilebilecek şeyler bulunur. Benim bu son dönemde sizin gibi vatandaşlarımızla sohbetlerde kullandığım bazı örnekler var. Ne eleştirirsek, ne sorunlarımız olursa olsun, şu anda yıllardır hep ihtiyaç duyulan, bizim insanımızın rahatlıkla başvurabileceği bir sürü kurum Türkiye'de işlevli hale getiriliyor. Artık yargıda mutlu olmazsanız Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyorsunuz. Bütün bunlar hakkında bir gün inşallah olmaz ama ihtiyacınız olursa bütün bu bilgiler zaten konsolosluk şubemizde yine olacak. Ben size izninizle yazabilecek yer yok ama bütün adresimi, her şeyimi bütün tanıdıklara vereceğim. Bana telefonla, e-mail ile ne sormak isterseniz bu konularda lütfen sorun.